Sayın Bakan çok teşekkür ederim. Bu söyleşi davetimi kabul ettiniz. Ermenek adına, Ermeniye'nin sesi adına, kendim adına te çok teşekkür ederim. Evinize bizi e, konuk ettiğiniz sağ olun. Bu güzelin bahçede, güzel de bir havada e, bu söyleşiyi yapacağız. Geçenlerde bir toplantı yaptınız. E, belediye Başkanı ve meclis üyeleriyle ilgili. Aslında bu söyleşi fikri biraz oradan geldi aklıma. Toplantıda 5-6 saatte sürmüş galiba, uzun bir toplantı olmuş. Ben oradan bazı bilgi kırıntılarını aldım Ben onun üzerine sizden rica ettim bu toplantının bir detaylarına bir girelim madde başlıklarına bir oldukça 10 15 madde görüşmüşsünüz galiba o madde başlıklarına girelim istedim e, ve izin verirseniz bu söyleşi de size bakan yerine sevgili hemşerim demeyi tercih edeceğim. bunu izleyiciler de e, isterler eminim Çünkü siz Ermenek için e, klasik bir e, siyasetçi modundan çok daha farklı bir anlam ifade ettiniz bana göre. Ben buna yakından şahit oldum. Ermenek sevdalısı gibi hep projelere destek verdiniz, zamanınızı ayırdınız. Elbette Türkiye'nin geneline de birçok katkıda bulundunuz ama Ermen'e de ciddi zaman ayırdınız. Onun için bana daha sıcak ve sempatik geliyor. Gene muhtemel bakanım diyeceğim dil alışkanlığı ama, benim için kıymetli hemşerim olarak bu röportajı yapıyorum. Toplantının madde başlıklarına girmeden önce istiyorsanız sizin bürokratik yaşamınızda, daha sonraki işte bakanlık dönemlerinizde, birçok bilinen komisyonu başkanlığınızda Ermenek'le ilgili yapılanları şöyle bir özetlerseniz bize. Benim bazılarını bildiğim, bazılarını bilmediğim bunları bir toparlayabilirsek, bir anlatırsak ondan sonra bu toplantının madde başlıklarına geçelim isterseniz. Siz tabii e, kıymetli hemşehrim diyerek başladınız. Ben de size kıymetli hemşehrim diye, Sağ olun. diyerek başlamak istiyorum. Ee, özellikle buraya kadar gelip e, beni ziyaret ettiğiniz için e, ve böyle bir organizasyonu yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii bizler e, zor bir coğrafyanın e, ama bir o kadar da güzel e, bir coğrafyanın çocuklarıyız. Ermenek'te doğduk. E, belirli bir yaşa kadar e, orada büyüdük. Ee, o Ermeni'nin e, çok zor şartlarını e, iyi bilenlerden birisiyim. E, düşünün, e, ulaşım altyapısının oldukça kısıtlı olduğu, tarım alanlarının hemen hemen e, hiç olmadığı demeyeyim ama çok çok az olduğu bir coğrafyada e, doğduk. E, ve orada hemşerilerimiz yaşıyor, yaşamını sürdürmeye çalışıyorlar. Fakat ben müsaade ederseniz, ee, şöyle 15-20 yıl önceki e, Ermenek'le bugünkü Ermeni'yi gözünüzün önüne getirmenizi istirham ediyorum. Yani 15-20 yıl önce nasıl bir Ermenek vardı? Bugün nasıl bir Ermenek var? Ve bundan sonra ne yapılması gerekiyor? Bu konuda da e, kısaca da olsa size düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Sağ olun. 15-20 yıl önce Ermenek'ten Konya'ya gitmek isteyen bir kardeşimiz... Bir hemşerimiz aşağı yukarı 5-5,5 beş, beş, saatte gidiyordu. Ermenek'ten Mersin'e gitmek isteyen bir kardeşimiz Ermenek'ten aşağı yukarı 5-5,5 saatte gidiyordu. Mut zaten 3 saat sürüyordu. Evet, evet, mut zaten evet 2-3 saat arası değişiyor idi. Ee, diğer taraftan bizim Gazipaşa'ya e, Gazi Paşa'ya e, ve Alanya tarafına bağlantımız e, hemen hemen e, hiç yok idi. Eee Anamur tarafındaki altyapıya bakalım yine e, oldukça kötü bir yoldan Anamur'a ulaşma imkanımız var idi. Diğer taraftan e, Karaman'a doğrudan bir bağlantımız neredeyse kışta üzerinden yok denecek kadar azdı. Orada e, son derece m, kötü bir yol, e, yazın kışın hiç çalışmayan, yazın birkaç ay çalışan bir yoldan bahsediyorum. Böyle bir ortamdaydı. Diğer taraftan Ermenek'in e, ekonomik durumuna baktığımızda kömür işletmeleri dışında hemen hemen hiçbir gelir kaynağı olmayan bir şirin bir ilçeydi. Evet. Ama e, bugün baktığımızda Ermenek özellikle ulaşım altyapısı itibariyle çok önemli yatırımlar yaptık. Bugün... E, Ermenek'ten çıktığınızda aşağı yukarı 3 saat gibi bir sürede e, çok rahat bir şekilde Konya'ya varma imkanınız var. Mersin'e ulaşma imkanınız var. Bu daha da kısalacak. İşte o Eyiste Deresi'ni hatırlayın. E, o Eyiste Deresi'nin e, aşağı yukarı yarım saatte geçiyor idi. 70-80 tane viraj vardı orada e, döndüğün bitmeyen dön, viraj, virajlar viraj var vardı. E, orayı düşünün e, e, ki... E, Orada biliyorsunuz güzergahı değiştirdik, yeni bir yol yaptık. Şu anda da bir viyadük yapımına başladık. Dolayısıyla güzel kedimiz de buraya geldi. Hadi bakalım ya, sen şöyle aşağıya oldu. bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sen şöyle aşağı in hadi. <laughs> Dolayısıyla viyadük yapımına başladık. E, viyadük de bitmek üzere. E, öncelikli olarak e, ben e, hem e, müsteşar yardımcılığım döneminde planlama teşkilatında hem plan bütçe komisyonu, Başkanlığı yaptığım dönemlerde hem de bakanlıkları yaptığım dönemlerde bir Ermenek sevdalısı olarak e, elimden gelen e, tüm çabayı sarf ettim. E, gücümüz neye yetiyorsa Ermenek'in gelişmesi, kalkınması, sosyoekonomik açıdan güçlenmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. E, ve tüm imkanları da kullandık. Bugün e, Ermenek ilçesi kim ne derse desin. Evet, e, halen yapılması gereken çok şey var ama birçok ilçeye örnek olabilecek e, güçlü bir altyapıya sahip. E, ekonomik açıdan yavaş yavaş e, güçlenmeye de başlayacak. Önümüzdeki süreçte halen başladı da diyebilirim. Baraj Gölü'nün e, tamamlanmasından sonra özellikle zeytin ağacı dikimi çok yaygınlaştı. Şu anda birkaç tane zeytinyağı fabrikası kuruldu. Evet. Yine meyve kurutma tesisi sadece Türkiye'nin değil, sadece Avrupa'nın değil belki dünyanın en modern meyve kurutma Efsiz tesislerinden oldu. bir tanesi kuruldu Ermenekte. Yavaş yavaş kırsal alanda da sanayinin yapılabileceğini ortaya koyan çalışmalara başlandı. Diğer taraftan turizm açısından da cazibe merkezi olabilecek bir konuma yavaş yavaş gelmeye başladı. Peki neler yaptık? Bakın ulaşım altyapısı itibariyle işte Mut, Ermenek yoluna başladık. Orada ciddi problemlerle karşılaşmadık değil, karşılaştık. Kamulaştırma problemleriyle karşılaştık. Yani defalarca defalarca zaten o köylere gittim, o köylüleri ikna etmeye çalıştım. E, neticede başardık. E, Ermenek-Mut arasına güzel bir yol kazandırdık. Diğer taraftan e, Sarıveller üzerinden e, Konya'ya kadar uzanan e, hatta Çumra Kavşağı'ndan Ellere kadar olan güzergahı yeniden bir yol yaptık. Belirli bir kısmı bölünmüş yol olmak kaydıyla çok ciddi bir altyapı oluştu. Eyiste Deresi'nden biraz önce bahsettim. Diğer taraftan yine bizim için önemli güzergahlardan bir tanesi olan Gazi Paşa yolu, Kuş Yuvası yolunu. Şu anda zannedersem onun üzerinde tünel tamamlanmış durumda. Bunları yaptık. Göksu kenarındaki tüneller tamam zaten evet. diğer yukarıya çıkan tünellerde epey hızlı e, çalışmaların devam ediyor. Anamur-Ermenek yolunun güzergahını değiştirdik. Bununla ilgili projeyi yaptık. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Yol yapım çalışmaları Anamur tarafından başladı devam ediyor. İnşallah Ermenek-Anamur arası çok daha kısa bir sürede tamamlanacak. Ee, yine yıllardan beri konuştuğumuz, e, hani derler ya dillere destan oldu. E, söyleye, 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 Karaman, Bucak, Kışla üzerinden e, Ermeniye ulaşan yol. E, biz eski tarihi yol, eski tarihi yol, eski tarihi yol. Şimdi biz bu yolu e, yapımına başladık. E, hemen hemen tamamlanmak üzere, aşağı yukarı. E, 100-110 kilometrelik kesimin belki bir 30 kilometrelik kesimi kaldı. Diğer kesimler tamamıyla bitti. Buradaki temel yaklaşımımız şu. Ankara'dan, Konya'dan, Karaman'dan çıkan vatandaşlarımız doğrudan Karaman, Bucak Kışla, Ermenek üzerinden Akdeniz'e ulaşabilecekler. Ve Ermenek bir anlamda bir durak noktası konumunda olacak, bir cazibe merkezi konumunda olacak zaten Ermeni'nin o şirin yapısı, doğa güzellikleri, o tarihi dokusu görülür hale gelecek. Ki yüzlerce tarihi eserin olduğu bir ilçe Ermenek. Bunlar çok daha görünür hale gelecek. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Ulaşım altyapısı itibariyle ee, Ermeni'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini önemli ölçüde çözdük. Yani Ermenek eskiden bir çıkmaz sokaktı. Çıkmaz evet. sokakken yani girilirdi, geri dönülürdü. Tek yol mut yolu üzerinde. Şimdi yol e, bir e, ilçe haline geliyor. Ama bu arada Sayın bakalım şeyi sorayım. E, epey bizim için çok önemli olan havaalanına ulaşmak için işte Gazipaşa'ya ulaşım yolumuz. E, biliyorum daha önce sizle de konuşmuştuk ama e, proje aşaması yapıldı, ihalesi yapıldı, projeler yapıldı diye biliyorum ben. Ee, ekonomik durumumuzda malum. Şu anda ciddi de bir proje o proje. Ee, bunun gerçekleşme, hayata geçme e, ihtimali olasılığı sizce nedir? Biliyorsunuz bu projeyi de e, yine ben başladım. Evet. Ee, bu da bu fikir de elbette Ermenekli hemşerilerimizin, kazancılı hemşerilerimizin fikriydi. Geldiler bana bu hususu. Ee, özel Yunt Dağında. dağ üzerinden bir geçişin sağlanabileceğini 40-45 dakikada Gazi Paşa Havaalanı'na inilebileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine ki benim Ulaştırma Bakanlığım döneminde bir çalışma başlattık. Önce güzergah belirlendi. Biz çok kullanırız işte geçmişte eşek yolu üzerinden evet. yol yapımı. <laughs> Orada bir eşek yolu bile yoktu. Yani öyle bir güzergah. Güzergahı mi? eşeği yürütüp yürütüp mü belirledik? <laughs> <Evet>. Geçmişte <laughs> öyleymiş. tabii evet. Geçmişte o eşeğin gittiği güzergahtan yollar açılırmış. açılırdı. Geçmişte. Dolayısıyla hem havadan hem karadan çok detaylı çalışmalar yapıldı. Sondaj çalışmalar yapıldı. Proje çalışmalarını tamamladık. Bu çok çok önemli bir proje Ermenek açısından. Evet. Ama bugünlerde başlanabilir mi diye sorarsanız hayır bugünlerde başlanamaz ama biz orta vadede orta mutlaka odada. bu projeyi gerçekleştirmeliyiz diye düşünüyorum.